dude. Kaymakamlık makamı Çelenli. Arz ederim. Evet. 19 Eylül Gadiler Günü aziz vatanımızın bağımsızlığı ve bekası uğruna muharebe meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan fedakar ve kahraman gazilerimizin şeref ve kahramanlık günüdür. Gaziler Günü'nü kutlamanın gururu ve heyecanı içindeyiz. 100 sene önce Haçlı ordusu hüviyetine bürünen emperyalist küresel güçler, Türk'ün Anadolu'daki varlığına son vermek üzere topraklarımızı dört bir yandan işgal ettiler. Ülkemizi parçalamaya yönelik Sevr Anlaşması'nı milletimize zorla kabul ettirmeye çalıştılar ve bu maksatla Yunan ordusunu Anadolu'ya sürdüler. Anadolu işlerine doğru ilerleyen Yunan ordusu 13 Eylül 1921'de Başkomutan Mustafa Kemal'in komutasındaki kahraman Türk ordusu tarafından Sakarya Meydan Muharebesi'nde hezimete uğratılmıştır. Türk ordusuna kudretin daima belli her yerde, gönül ufkumuzda esen rüzgarsın. Bütün duygularda, düşüncelerde bir teselli gibi derinden varsın. Sayende göğsümüz gururla dolar. Parlayan gözlerde sevinç yaşı var. Bırak da bu millet genç ve ihtiyar seni en şefkatli kollarla sarsın. Ya gazi ol, ya şehit. Hadi yavrum, ben seni bugün için doğurdum. Hamurunu yiğitlik duygusuyla yoğurdum. Türk evladı odur ki yurdu olan toprağı, ana ırzı bilerek yat ayağı bastırmaz. Bir yabancı bayrağı ezan sesi duyulan hiçbir yere astırmaz. Hazır mısın? صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Thank you.
olmamız. Bu topraklar ezelden bu yana iç ve dış mihrakların her zaman hedefi olmuş aziz milletimiz, kutsal saygı vatanını canı pahasına korumak için her zaman canla başla mücadele etmiştir. Milletimizin vatan sevgisi dünyada eşi benzeri görülmeyen bir sevgidir. Türk milleti vatanı için ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla mücadele eden ve şehit olmayı kendine ödül olarak gören bir millettir. Bu milletin kahraman evlatları kah dünyanın öbür ucunda Kore'de, kah Balkanlarda, kah Afganistan'da, kah Suriye'de. Kısacası dünyanın birçok yerinde insanlık için barış tesis etmenin garantisidir. Vatanını ve bağımsızlığını her şeyden üstün tutan aziz milletimizin şanlı tarihi bu uğurda kahramanca verilen mücadelelerle doludur. Türk milleti var olduğu günden bu yana ülkesine, milli ve manevi değerlerine, birlik ve beraberliğine yönelen tehditlere karşı 7'den 70'e canı pahasına mücadele etmiştir. Uğruna büyük bedeller ödenerek kazanılan bu vatan bizlere şehit ve gazilerimizin en kutsal emanetidir. Türkiye Cumhuriyeti devleti